Muhterem cemaat, Allah azze ve celle Ali İmran suresinin 61. ayetinde Mübahale olayından bahsediyor ve diyor ki Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Necran ehliyle aralarında bir müna münazara oluyor. Bu münazaranın neticesinde Necran ehli diyorlar ki o zaman aramızda lanetleşelim. O dönemler Mübahale vardı. Hangimiz daha haklı ise yüce Allah laneti haksız olanın üzerine indirsin diyor ve herkes kendi oğullarını, kendi kızlarını ve kendi nefislerini getirsin diyor. Olayı bildiğiniz için detaylandırmayacağım. Sonrasında da Peygamber Efendimizin lanetleşmeye, kendi kızı Hazreti Fatıma'yı, kendi oğulları Hazreti Hasan ve Hüseyin'i, torun olmasına rağmen onlara oğlum diyordu. Ve kendi nefsi olarak Hazreti Ali Aleyhisselam'ı götürdüğünde Necran ehli Hristiyanlar diyor ki bu karşımızda olan Muhammed öyle bir davaya sahip ki kendi evlatlarını kendi kanından canından insanları bu davada feda edebilecek bir konumda ise şüphesiz ki onun davası haktır diyorlar ve diyorlar ki kendisine lütfen bize lanet etme diyorlar sen haklısın diyorlar ve bundan vazgeçiyorlar. Bunu yapan kim? Hristiyanlar yapıyor öyle değil mi? Kerbela'ya gelelim. Ne alakası var Mübahali'nin Kerbela ile? Kerbela'da İmam Hüseyin aleyhisselam kiminle Kerbela'ya yürüyor? Kendi eşiyle, kendi evlatları ile, kardeşiyle, kardeşlerinin evlatları ile bizzat Peygamber Efendimizin kanını canını ta taşıyan insanlar ile Kerbela'ya gidiyor. Yaklaşık rivayetlere göre 30 bin Müslüman, bak Hristiyan değil, 30 bin Müslüman etrafını sarıyor, bu Müslümanlar kim? Beş vakit namaz kılan insanlar, oruç tutan insanlar, aralarında hafız var, aralarında sahabi var, yani Peygamber Efendimiz'i gören insanlar var. İşte o insanlar Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın etrafını çevreliyor. Önce aç bırakıyorlar, sonra susuz bırakıyorlar, yeryüzündeki haşerelerin dahi, içinden su içtiği Fırat suyundan, bizzat şefaat dileyecekleri peygamberin evlatlarını mahrum ediyorlar. Aradaki iki bağlantıyı kurabildik mi? Öyle bir vakaadır Kerbela. Ve Kerbela vakasını insanların gözünde değersizleştirmeye çalışan gerek geçmişte tarihte gerekse günümüzde hem içimizden, etrafımızdan hem toplumun farklı kesimlerinden birçok insan çıkmış. Onların neler söylediğini, kurdukları mantığı anlatabilmek için size biraz mantık biliminden bahsetmek istiyorum. Günlerden bir gün zengin bir ailenin evladı ki çok da şımarık. Baba onun böyle eğitimli olmasını istiyor. Sürekli böyle onu alimlerin yanına göndermek istiyor. Zorla da olsa bir gün alimin bir tanesinin yanına gönderiyor. Alimin yanına gidiyor. Bakıyor ki ders bitmek üzere. Alim öğrencilere diyor ki yarın defterlerinizi getirin size mantık anlatacağım. Çocuk kalkıyor soruyor. Diyor ki mantık nedir? Alim şaşırıyor çocuğa bakıyor diyor ki ben seni burada ilk defa görüyorum herhalde sen buranın öğrencisi değilsin. Evet diyor öğrenci değilim. Tamam diyor yarın defteri getir. Ben mantık dersleri işlemeye başladıkça sen mantığı öğrenirsin. Diyor ki benim o kadar zamanım yok. Bana şimdi hemen öğret ben gidip bunu babama eğitimimi aldığımı göstermek istiyorum. Diyor ki mantık aklın tasih edilmesidir, düzeltilmesidir. Çocuk diyor ki hiçbir şey anlamadım. Diyor ki mantık bir şeyin zahirinden o şeyin batınına ulaşmaktır. Çocuk diyor ki gene anlamadım. Bana daha böyle somut bir şekilde anlatabilir misin? Şimdi alim, minberdeki hocalarımız, şeyhlerimiz alimdirler. Hayata Yaşama bakarken hocamız gibi yaşamı tek bir noktadan değerlendirmezler. Çocuğa bakıyor, şekline, şemaline bakıyor, konuşma tarzına bakıyor, giyimine bakıyor. Diyor ki, sizin köpeğiniz var mı? Diyor ki var. O zaman diyor sizin geniş bir eviniz var köpek beslediğinize göre. Evet diyor geniş bir evimiz var. Geniş bir eviniz olduğuna göre baban çok zengin. Evet diyor babam çok zengin. Muhtemelen ki sizin o geniş evinizde senin Kardeşlerin evlenmiş ve oturuyorlar ayrı yerlerde. Evet diyor hepsi. Kardeşlerim evlenmişler ve hepimiz aynı büyük geniş avlulu evde oturuyoruz. O zaman diyor muhtemelen senin annen çok ahlaklı biri. Diyor ki nereden anladın? E bu kadar gelini idare ettiğine göre çok ahlaklıdır. Diyor ki evet çok ahlaklı iyi bildin. Bak diyor işte köpeğin varlığından annenin ahlaklı olduğunu çıkarttık. Anladın mı şimdi mantığı? Diyor ki evet anladım diyor. Mutlu bir şekilde evine dönüyor. Evine giriyor. İçeriye giriyor, oturuyor, hiç selam vermeden babası, amcaları, akrabaları orada ayak ayak üstüne atıyor. Diyor ki: "Ey evladım, bir ilim almaya gittin, geri geldin. Bu ne edepsizlik? Ne selam, ne kelam, ayak ayak üstüne atıyorsun. Bize hiçbir şey söylemiyorsun." Diyor ki: "Ya ben sizinle ne konuşacağım? Siz daha mantık bilmiyorsunuz." Diyorlar ki: "O nedir? Mantık nedir?" Diyor ki: "Anlatayım size." Amcası soruyor. Amca diyor, sizin köpeğiniz var mı? Diyor ki yok. O zaman diyor, senin annen ahlaksız bir. <laughs> senin annen ahlaksız biri. Şimdi bak, bunu niye anlattım? Günümüzde öyle insanlar var ki, ker belayı nasıl anlatıyor biliyor musun? Ya diyor, o zaman işte Hüseyin ile Yezid arasında ufak bir sürtüşme oldu. Niye biz bunu bugüne kadar taşıyalım? Küçük bir mantığı var. Ama tıpkı köpekten ahlaksız anneye giden bir mantık. Sadece bir noktaya odaklanılmış bir mantık. Öteki diyor ki, ya yaşananlar yaşanmış, bugün yaşananları konuşmanın İslam alemine ne faydası var? Sen o anları konuşmazsan İslam'ı nasıl öğreneceksin? Neler yaşanmış biliyor musun? Orada yaşananlar insanlık tarihinde tarifi edilemeyecek acılar bırakmış insanlık tarihinde. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı Yezid gibi ve tabileri gibi beş vakit namaz kılan, oruç tutan, hacca giden, Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen insanların hakiki anlamda İslam'ı temsil etmediğinin en büyük göstergesi olmuştur İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı. Ve o kıyam gerçekleşmeseydi bizler bugün hakiki İslam'ın eserini dahi göremeyecektik. Bu sebeple İmam Hüseyin Aleyhisselam muazzam bir değere sahiptir. Bütün ehli beyt imamları ancak İmam Hüseyin Aleyhisselam çok farklı bir yere sahiptir ve bu değeri ehli beyt imamlarının tamamı kendisine göstermiştir. Aynı zamanda kendisinden önce Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e bütün peygamberler Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'a selam göndermişlerdir. Hazreti Adem Aleyhisselam tövbe ettiğinde Kur'an-ı Kerim'de kimin ismiyle tövbe ediyor? Diyor ki Muhammed Ali Fatıma, Hasan ve Hüseyin hakkına tövbe kabul ediyor? Bunu sünni kitaplar yazıyor. Diyor ki Cebrail aleyhisselam, Adem aleyhisselam. Diyor ki ya bu Hüseyin ismini zikrettiğimde kalbimde bir şeyler oldu. Huzursuz oldum diyor. Bunun sebebi nedir? Cebrail aleyhisselam, Hazreti Hüseyin aleyhisselamın başına gelenleri anlatıyor. Ve Hazreti Adem aleyhisselam ağlıyor. Tıpkı diğer tüm peygamberlerde olduğu gibi. Ve bunu biz sadece Aleviler, Ehli Beyt imamları, Ehli Beyt tabileri söylemiyoruz. Sünni kardeşlerimizin kitaplarını açın bakın bir sürü kaynak var. İsteyene hemen açılıp gösterilebilir. Dolayısıyla İmam Hüseyin yoksa İslamiyet yok demektir. Şimdi bak birkaç tane rakam vermek istiyorum sizlere. 2016 yılında Erbaine 11 milyon 210 bin insan gitmiş. 11 milyon, dile çok kolay. 2017'de 13 milyon 874 bin gitmiş. 2018'de 15 milyon 322 bin gitmiş. Artışı görüyoruz değil mi? 2019'da 15 milyon 229 bin. 2020'de 14 milyon 553 bin. Bir düşüş var. Pandemi vardı biliyorsunuz. 2021'de 16 milyon 327 bin. Ve dün açıklanan rakamı söylüyorum. Erbain yeni bitti biliyorsunuz. 21 milyon 198 bin. 21 milyon 198 bin insan nereye gitmiş? Erbain'e gitmiş. İstanbul'a gittiniz mi hiç? İstanbul'daki o yoğunluğu, kalabalığı gördünüz mü hiç? İstanbul'un nüfusu ne kadar biliyor musunuz? 15 milyon 500 bin. Erbeğine giden insan sayısı 21 milyon. İstanbul'un nüfusundan fazla lütfen. Bu 21 milyon insanı hangi organizatör götürüyor? Organizatör yok. Hangi devlet götürüyor? Devlet yok. Bunların güvenliğini kim sağlıyor? Kimse yok. Bunların yemesini içmesini sağlayabilecek, finanse edebilecek herhangi bir kurum kuruluş var mı? O da yok. Kim yediriyor içiriyor bunları? Ali kardeşimiz buradaydı. Kim yediriyor içiriyor bunları? Irak ehli ve dünyanın değişik yerlerinden bu sevaba nail olmak isteyen binlerce insan orada. Bütün yıl çalışarak elde ettikleri emekleri, karları sırf orada İmam Hüseyin züvvarına hediye edebilmek, ve İmam Hüseyin, Hüseyin Aleyhisselam'ın züvarına layık olabilmek için çaba sarf ediyorlar. 1 lira, 1 lira. Bugüne kaç gün kaldınız Ali Hocam bilmiyorum. Ekmek parası verdiniz mi? Yok. Yemen, içmen, barınman, doktor ya doktor. Sokakta duruyor, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın züvarının peşinden koşuyor. Ayağına masaj yapabilmek için. Aç videoları gör. Bir değil, 3 değil, beş değil, yüz değil, bin değil, beş bin değil, on bin değil. 21 milyon insandan bahsediyoruz